Bülent Şenver'in odasına hoş geldiniz. Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Asım Kibar'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Asım hoş Bey. Hoş bulduk. Asım Bey, sizi görmek ne kadar güzel. Böyle yüzünüze bakınca, sizin yüzünüzdeki o gülücükleri görünce insanın morali düzeliyor. Teşekkür ederim. Yılların tecrübesi var sizde ve yılların birikimi var sizde. Arzu ettim ki sizin tecrübelerinizden gençlerimiz de yararlansın. O nedenle sizi Bülent Şenver'in odasına davet ettim. Eksik olmayın, beni kabul ettiniz ve geldiniz. Tabii gençler hep merak ediyor sizin gibi başarılı insanları. Asım Bey nasıl oldu da bunu başardı? Şimdi tabii bazı gençlerin aklında şöyle bir şey var. Başarı kolay elde ediliyor gibi bir şeyler var. Ama ben eminim öyle çok kolay elde etmemişsinizdir. Yani hayatınızı şimdi bir anlatmaya başlasanız belki bazıları da diyecek ki ya ben bu kadar eziyete giremem. Asım Bey gibi de olmak istemiyorum diye diyebilirler. Herhalde zor bir iş değil mi? Yani merdivenleri tırmana tırmana o tepelere çıkmak zorlu bir yolculuk, zorlu bir maraton değil mi? Şimdi bu maraton zevkli bir maraton. Evet. Çalışmak, işin gereğini yapmak, etraftaki takımla beraber çalışmak. Düşünün ki bir insan bir işi yapıyorsa alanı vardır, satanı vardır, malı getireni vardır, götüreni vardır, ofisinde beraber çalışanlar vardır. Bunlarla beraber bir takımdır, bir takım oyunudur. Eğer bir futbol maçındaki takım eğer düzgün çalışıyorsa, o başarılı, herkes görevini yapıyorsa orada, o takım başarılı olabilir. Biz tek başımıza başladığımız zaman etrafımızda beraber çalıştığımız arkadaşlar oldu, mallarını aldığımız firmalar oldu, malımızı sattığımız firmalar oldu, getiren götüren oldu, bir camia oluştu, bir takım oluştu. Bu takım içerisinde uyumu sağlayabildiysek bir yere başarı olabildik. Bunun dışında başka bir çare yok. Etrafımıza güven verdik, sevgi verdik, emniyet verdik ve onlardan sevgi gördük, alaka gördük ve onlarla beraber mutluluğu aradık. Biz sadece yaptığımız işten şunu veya bunu kazanalım diye düşünmedik. Biz işimizi görürken beraber çalıştığımız arkadaşlarla mutlu olmasını düşündük. Onların para kazanmasını düşündük. Bayilerimizin, müşterilerimizin mutlu olmalarını düşündük. Onları mutlu edebildiğimiz zaman bizim işlerimizin inkişafı, gelişmesi daha kolay oldu. Evet. Ve bu kolaylığı yaparken de, bu organizasyonu yaparken de tabii bir takımla beraber yaptık bunları. Beraber çalıştığımız, telefona bakan arkadaşlarımız, müşteri kabul eden arkadaşlarımız, satış müdürlerimiz, muhasebecilerimiz, maliyecilerimiz, bunlar hep beraber bir takım oluşturduk ve bu takımdaki ahengi temin ederek bu noktalara geldik. Evet, evet. Peki bu yakanızda dikkatimi çekti. O ufacık rozetin muhakkak önemli bir değeri vardır. Onu bize anlatır mısınız? Burada görüyorum evet. Ben şimdi. Nedir bu, o? Bu İtalya Cumhurbaşkanı tarafından verilmiş olan bir nişandır. Bu Legion d'Honneur'un karşılığı olan Grand Commodor nişanıdır İtalyan. Evet. Hükümet tarafından verilen. Evet. İtalya ile olan işlerimizde ve oradaki teknolojinin gelişmesindeki beraber çalışmalarımızın neticesine verilmiş bir ödüldür. Evet, herkese vermiyorlar ama değil mi? İşte evet. Bu tabii onların takdirinde evet. Olan İtalya sanayine hizmeti geçen kimselere verilen peki, bir şeydir. Peki İtalya sanayine hizmeti verildi diye bunu size verdiler. Türk sanayine hizmetiniz geçmedi mi Allah aşkına? Ne kadar çok geçti? Niye bir tane böyle oraya vermediler bir Türk bir şeyi de değil mi? Rozeti falan. Niye ya vermiyorlar? Şimdi yıllarca evvel bana Kayseri Sanayi Odası'ndan bir ödül geldi. Bu ödülü Kayseri Erciyes Üniversitesi'ne yaptırdığım bir organ nakli hastanesi dolayısıyla evet. Gönderdiklerini yazdılar. Ben onlara bir mektup yazdım. Dedim ki varlığı olan herkes bir hayır yapar, onun karşılığında bir ödül alır. Ama bu benim için çok fazla mühim değil. Evet. Ben Kayseri sanayine yaptığım evet. Hizmetler için ödül isterim. Ve benim yetiştirdiğim insanlar Kayseri'ni de fabrikalar kurdular. Bir dedim, benim muhasebe müdürüm halı fabrikasını kurdu, saray halı fabrikasını kurdu rahmetli Fahrettin Bey. Benim
gene rahmetli oldu. Teknik müdürüm Cahit Aral Meysu'yu kurdu. Benim işletme şefim Suat Kayseri İplik Fabrikası'nı kurdu. İplik şefim Hayri Bey Sermez Halı Fabrikası'nı kurdu. Dokuma şefim arkadaşım Lüks Kadife Fabrikası'nı kurdu. Bana ödül verecekseniz bu yetiştirdiğim insanların Kayseri Sanayi'ne yaptığı hizmetler için verirseniz kabul ederim derim. Ondan sonra bana yazdıkları bir mektupta bu şekilde bir ödül verdiler. Evet. Mektuplu olduğu için mektubu aldım, dosyama koydum. Evet. Yani Türkiye'de insanın değerini bilmemiz gerekiyor. Yani insana değer vermemiz ve o insanları da motive etmemiz gerekiyor. Sizin muhakkak Asım Kibar olarak hayatta dönüm noktası dediğiniz bazı şeyler olmuştur. Yani şöyle mutlaka bir geriye doğru baktığınızda hayatımda dönüm noktaları dediğiniz, hepsini paylaşmayabilirsiniz bizle ama hani birkaç tanesini gençlerle şöyle bir olay oldu, o benim hayatımın dönüm noktasıydı çocuklar diyebileceğiniz ne var? Doğru. Şimdi ben hayatımı, sanayi hayatımı ikiye ayırırım. Biri 1964 senesinde ortağı olduğum, cüz'i bir payla ortağı olduğum Orta Anadolu Mevzuat Fabrikası'nın yönetim kuruluna fabrika ile alakalanmak üzere seçildim. Orada 6 sene yönetim kurulu azası başkanı olarak çalıştım. O fabrikanın 10 miniden 25 miniye gelişmesini ve ürün ve karlılık bakımından da çok zor durumdan fevkalade bir duruma gelmesi sırasında bütün yükler omuzuma yıkıldı yaptıkça. Ama benim de gelişmeme faydası oldu. Orada 6 sene çok yoğun bir çalışma geçirdim. O benim birikimlerimi artırdı. Pamuğun yetiştiği toplada ihraç ettiğim malın tuşesine kadar, desenine kadar alakadar oldum. Yatırımları bizzat meşgul oldum. Teknik arkadaşlarla beraber yatırımları yaptık. Fabrikayı Türkiye'nin en iyi kazanan bir fabrikalarından biri haline getirdik. Hatta İş Bankası'ndan gelen bir heyet, tekstil bu kadar karlı değil, nasıl kazanıyorsunuz, sizi özel inceleyeceğiz diye bir şeyde beyanda bulunmuşlardı. Sonra belli bir süre sonra çocuklarımın tahsil için İstanbul'a gelmeye karar verdik. İstanbul'a geldim. Geldiğim zaman evde akşamüstü eve doğru gelirken karşı komşu bana sordu. Hoş geldiniz komşu dedi. Nerelisiniz dedi. Kayserliyim dedim. Ne iş yaparsınız dedi. O arada eşim dışarıda antrenede konuştuğumuzu duyunca kapıyı açmış bakıyordu o arada. Döndüm hanıma, hanım ne iş yaparız dedim. Çünkü beni oradan bırakmak istemiyorlardı o fabrikadan. Ortaklar eksik olmasınlar. Ben buralarda iş ayarlamadan direkt geldiniz. Sadece oradan kurtuldum. İstanbul'a geldim ve ne iş yapacağımı da tam karar vermemiştik. Evet. Bir ithalat falan yapmayı düşünüyordum. Ondan sonra ithalat şeyler, transferler çok geç oluyordu. 6 ay, 8 ay. Onu bekleyecek halim yoktu. Demir işine başladık ve İstanbul'da ikinci devre sanayi hayatı başladı. Başladığımız zaman işte yabancı bir sektör ama yavaş yavaş alıştık. Verdiğimiz etrafa güvenle, işe takiple, dikkatle takip ederek, zamanın koşullarına uyarak gittikçe kartopu gibi büyüyen bir iş hacmimiz oluştu. Demiri bir yerden alıp satıyor muydunuz? Demiri bir yerden alıp satıyordum. Daha sonra Ereğli Demir Çelik gibi mi? Hayır. Hiçbir zaman devlet fabrikalarını almadım. Özel fabrikalardan bağlantı yapıyordum, alıyordum, satıyordum. Daha sonra bir iki sene içerisinde 5-6 hattaniyi fason çalıştırmaya başladım. Ondan bir iki sene sonra da ithalata başladım. Büyük çapta ihtiyaç vardı ve güven içerisinde, yani kendi imkanlarımla dönecek bir şey değildi yaptığım işler. Ama dostların güveni vasıtasıyla, itimatları vasıtasıyla çok büyük hacimlere
ulaştı. Yani sermaye istiyordu. O sermaye sermayeye yoktu. Gerek kalmadan sermayesiz de bu işin olabildiğini gördük. Güven oluşturduk. Bir sermayedir değil mi? Yani evet. Piyasanın güveni size bir sermaye oldu. Doğru. Öyle oldu. Ve gittikçe gelişen bir iş hacmiyle daha sonra fabrikaları kurmaya başladık. 1, 2, 3, 4 falan derken... İlk fabrika ne fabrikası? Galvanis fabrikasını kurdum. Ondan sonra dış ticareti kurduk. Daha sonra alüminyum fabrikasını kurduk. Ondan sonra otomobildi, otomobil yan sanayiydi. Poskoydu, paslanmaz çelik sanayi. İşte gıda sanayi, liman vesaire derken... Maşallah. Bir banka kurmadığınız kaldı. Efendim, o da kısmet olmadı. O zaman bizden 6 trilyon para istediler. 4 milyon, evet. 4 trilyon verdik. Onu kabul etmediler. Evet. Öyle kaldıydı o zaman. Evet. Kısmet. Evet. Şu anda kaç bin kişi sizin şirketlerde şu anda aşağı çalışan? Yukarı ortaklıklarımız dahil 7 bin kişinin maşallah. Üzerinde bir evet. kadro oluştu. Evet. Bülent Şenver'in odasında Sayın Asım Kibar'la birlikteyiz. Gençlerle tecrübelerini, birikimlerini ve zenginliklerini paylaşıyor. Şimdi 3 yap, 3 yapma. Asım Bey, gençler için 3 tane gençler hayatta muhakkak yapın diyeceğiniz bir şeyler onlara söyleyelim. Gençler hayatta muhakkak yapın. 1. Ne yapsın bunlar? Bir defa ne yapmak istediklerine karar versinler. Evet. Ne yapmak istediğinize karar verin. Karar versinler. İki. Yapmak istedikleri işin inceliklerini öğrenmeye çalışsınlar. Sebatla araştırsınlar, onu öğrensinler. Ondan sonra da yaptıkları işin herkese, arkadaşlarına, müşterilerine, çalışanlarına, ülkeye faydalı olmasına dikkat etsinler. Evet. Evet. Bu çok mühim. Çok mühim. Yani müşterisi para kazanacak. Beraber çalışan mutlu çalışacak. Onlara gerekli ödemeyi yapacak. Herkesin menfaatleneceği bir ortam evet, oluşturacak. Evet. Yani bir önce ne yapmaya karar verecek. Karar çok kendine önemli. Yatkın olan bir evet. işi seçecek. Seçti. Seçtikten sonra da o işi en ince detayına kadar bilmesi gerekiyor. Gayet tabii. Onu bilmezse... Hem de uluslararası boyutlarda bilmesi gerekiyor. Şimdi zaten ona uluslararasına gelmeden evvel evet. ülkesinde, memleketinde bir defa öğrenecek. Evet. Şehrinde öğrenecek. Sonra Türkiye çapında öğrenecek. Evet. Sonra kıtalar arası gidecek. Bunlar hiç zor değil. Evet. Ama altyapısı olursa zor değil. Kademe kademe giderseniz zor değil. Evet. Yani taşları üst üstüne koymuyorsanız yukarıdaki taşı koyamazsınız. Doğru. Bu taşlar sağlam konulduysa yukarıdaki taşı koymak kolay olur. Evet, üçüncüsü de diyorsunuz sadece kendisine yararı değil başkalarına faydalı olacak şekilde getirmesi gayet lazım. Gayet tabii. Hayatım boyunca benim bir ilkem vardır. Müşterim kazanmalı. Hı. Bana selam veren mutlu olmalı. Evet. O mutlu olduğu zaman ben kendi zaten mutlu olurum. Bana selam veren mutlu, mutlu olmalı. Ben size selam veriyorum. Siz de mutlu olmalısınız. Evet, evet. Siz mutlu olmazsanız ben mutlu olamam. Doğru. Siz mutlu olacaksınız ki evet. herkes o mutluluğun merkezine koşacak. Evet, evet. Yoksa siz başkalarını aldatarak, kandırarak veya ikna ederek bir yere gitmeye kaç kişiyi ikna edebilirsiniz ki? Kaç kişiyle uğraşabilirsiniz ki? Evet. Halbuki siz hizmeti uygun koşullarda herkesi mutlu edecek şekilde verirseniz tahmin edemediğiniz kadar etraftan birbirlerine önererek müşteri gelir, kitle gelir, mal satıcı gelir, mal alıcı evet. gelir, kendi kendine büyür. Peki şimdi 3 tane yapma. Gençler sakın ha yapmayın. 1. 1. İşini terk etme, umursamazlık yapma. Tembellik yapma yani. Evet. Tembellik i̇ki, yok. 2. Kısa devre yapma. O ne demek kısa devre? Kısa devre demek hak etmediği bir şeye erişmek demek. Yani kısa devre emek vermeden evet. bir şeye sahip olmak. Dünyada böyle bir şey yok. Bu hayalde gidenler evet. refüze olmuştur, hayal kırıklığına uğramıştır, zamanlarını boşa geçirmişlerdir ve üzülmüşlerdir. Evet. Yazık gençliklerine. Bunu da yapmasınlar. Evet, kısa devre yapmayacaklar. 3. 3. İşlerini geliştirmek için
olabildiğince efor sarf edecekler. İşin gereği neyse onu yapacaklar. Evet. Efor sarf, enerji efor sarf edecek, efor sarf edecek. Evet. Yani emeksiz hiçbir şey olmaz. Hmm. Bir böreği yapan bile onun hamurunu yoğururken, açarken gerekli özenli, gerekli emeği verirse o güzel bir börek olur. Hatta ben arkadaşlarıma pişmaniye örneği veririm. Nasıl? Pişmaniye nedir? Biliyorsunuz ağdıyı alırlar. Belli bir ısı içerisinde çekerler, uzatırlar, katlarlar, tekrar yaparlar, tekrar katladılar. Burada bir özen lazım. Eğer özenle bu iş yapılıyorsa ince tel tel olur. İzmit'in meşhur pişmaniyesi. Evet. Aslında bir şeker eğer mi o? Çeker, çekecek ama belli sıcaklıkta, belli basınçlarda bu işi yapar. Eğer bu böyle olmazsa o zaman donar ve kalın kalem gibi vesaire evet. şeyler olur, bir işe yaramaz. Demek ki her işi yaparken usulüne uygun olarak hareket etmek lazım, dikkat etmek lazım, itina etmek lazım. Alışveriş evet, de böyle. Evet, evet. Müşteriyi incitmeyeceksin, müşteriyi aldatmayacaksın, müşteriyi mutsuz etmeyeceksin. Evet. Peki, erkek gençlerimize kızlarla ilgili bir öğüt verin. Yakışıklı olmak bir şeydir ama her şey değildir. Evet. Zannediyorum ki gördüğüm kadar herkese nasıl ki güven verirseniz, alaka ve sevgi görürseniz kızlarda öyle olması lazım. Onlarda güvendikleri, hayat boyu arkadaş olacakları veya evlenmek niyetleri varsa evlenecekleri insanda ne ararlar? Güven ararlar. Geleceğe güven isterler. Evet. Onlarla beraber arkadaşlığında güven duyuyorlarsa ona evet. alaka gösterirler. Yani evlenirken güven hangi vasıflara güven çok önemli. Güven. Güven yoksa, güvenemiyorsa onunla niye hayatını birleştirsin ki? Evet. Güveni nasıl test edecekler? Yani bunun bir derecesi yok ki koyalım 36,5 güveniyor diyelim. Evet. Yani nasıl anlayacaklar? Şimdi bir takım beraber arkadaşlıklar içerisinde seyahatler olur, oyunlar olur, eğlenceler olur. Bütün bu arada evet. ne derler? İşte bir insanın ne olduğunu bilmek için seyahate gitmek lazım. Evet. İşte oyun oynamak lazım vesaire gibi bazı testler vardır halk arasında evet, evet. bilinen şeyler. O testlerle kolay kolay birkaç ay arkadaşlık yaptığı zaman anlar. Kolay kolay arkadaşının güvenli olup olmadığını anlar. Yani çabucak karar vermeyecek, belirli bir yaşantı olacak yani ki normal, değil mi anlasın doğru. bunu. Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Asım Kibar'la birlikteyiz. Gençlerle tecrübelerini, birikimlerini ve zenginliklerini paylaşıyor. Şimdi bir göster, bin işit oyunu. Asım Bey, ben size bir obje getirdim. Getirdiğim objeyi bu kulağınıza küpe olsun kutusunun içine koydum. İstiyorum ki size getirdiğim bu objeyi göstereyim. Onunla ilgili gençlerimizin kulaklarına küpe olabilecek bir mesaj bakalım. Ne mesajı üretebileceğiz? Şimdi bakalım. Sizin için getirdiğim objemiz şöyle bir obje. Bunun adını siz çok iyi biliyorsunuzdur. Evet. Nedir bunun adı? Bu somundur. Somun. Evet. Bu somuna bakıp gençlere biz nasıl bir öğüt verebiliriz acaba? Gençlere somunla ilgili. Bu somun. Belli normlarda olduğu zaman civata bu içine geçen içerisine geçen şeye döndürerek uyumla geçer. Öyle içine döndürerek görevini yapar. Demek ki bunun da civatanın da bunun geçtiği kısmın da düzgün ve normlara uygun olması lazım. Tek başına işe yaramıyor. Tek başına bir ünitedir. Yani hiçbir şey yok. Onunla beraber bir iş yapar. Onunla beraber kuvvetleri tutar. Hareketleri temin eder. Yani gençler tek başına değil bir ekip olacaklar. Birbirlerini tabii, tamamlayacaklar. Birbirleriyle tabii her iş tek başına evet. yapılamaz. Daima ekiplerle yapılır. Nasıl ki bir futbol maçında evet. takım işte kalecisiydi, belki de şuydu buydu evet. bir takım halinde. Ve bunlar herkes görevini yaparsa takım başarılı olur. Evet. Yoksa evet. bek gelen hücumu önleyemezse. Kaleci ne yapsın koca kaleye? Evet, evet, evet. Bunun gibi herkes görevini yaparak bir takım oyunu oynanması tabii. lazım. Yani her işte her yerde herkesin gayet bir görevi vardır. Bu somunun da bir görevi var. Bu görevi düzgün bir şeyde, milde
görevi Civat'a bulacak değil mi? O Civat'a onun uygun içine olarak, girecek, uygun ve üstüne geçip koca köprüyü tutacak falan değil mi? Neleri tutar ki o? Bir de şöyle mesaj da verilebilir mi? Bu söylediğiniz çok güzel bir mesaj. Hiçbir şeyi küçümsemeyin. Bu nedir demeyin. Küçücük bir somun koskoca bir köprüyü tutacak hale gelebilir veya bir uçağı düşürecek hale gelebilir. Çok doğru. Çok doğru. Yani bu somunun emniyete aldığı öyle şeyler var ki bir kabloyu emniyet alabilir. O kablo hayati bir fonksiyonu vardır. Evet. Bu onu sağlam tutmazsa, o kırılırsa evet. Alabora olacak uçak veya gemi veya herhangi bir şey. Evet, evet. Dolayısıyla en ufak oldu. Bir evet. Şey yerinde bir ufak nokta dahi önemli oluyor. Küçümsememek gerekiyor. Dolayısıyla hayatta da hiç kimseyi, hiçbir işi küçümsememek lazım. Evet. Her işe değer vermek lazım. O değerlerle beraber yürümek lazım. Evet. Peki hiç size babanızdan böyle verilmiş bir öğütler bir şey var mı? Hani bir hatırınızda kalmış hani size oğlum... Babam çok evet. Güvenilir bir insandı. Evet. Ne derdi size? Daima oğlum büyük kar yapmayın. Güven olsun. Sözünüzü tutun derdi ve bizim kulağımızda kalan ilk ses de son ses de budur. Evet. Güven. Fahiş kar yapmayın, evet. Makul karlar yapın, insanlar size güvensin. Evet, bu çok mühim. Hayatım boyunca ben tekstil fabrikasına yönetim kuruluna girdiğim zaman orada güvene itimadı tesis ettim ilk defa. Müşterilerle olan diyaloglarda güveni tesis ettim. Kaliteli müşterilerle çalışmaya başladık. Kendi ekibimiz idariye güvendi, yönetime güvendi ve o güvenle büyüdük, geliştik ve modernleştik. Buraya geldiğim zaman İstanbul'a, başladığım zaman bir odada işe başladım. O oda bir müşterilerin teveccüh ettiği, alaka duyduğu bir yer oldu ve o oda odalar oldu, katlar oldu, fabrikalar oldu. Öyle gidiyor inşallah, öyle gider. Evet. Ve şunu daima derim amin. Arkadaşlarıma, müşteri bizim bayilerimiz, bizim cephedeki askerlerimizdir. Onların her şeysini, ikmalini, evet. Tüfeğini, tankını, mermisini temin etmezsek onlar orada savaşabilir mi? Bizim bayilerimiz etrafındaki arkadaşlarına karşı, rakiplerine karşı savaşacaklar, başaracaklar ki biz başaracağız. Dolayısıyla onları başarılı yapmak durumundayız. Evet. Onları başarılı yaptığımız zaman biz kendimiz zaten onlarla beraber büyürüz. Evet. Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Asım Kibar'la birlikteyiz. Gençlerle tecrübelerini, birikimlerini ve zenginliklerini paylaşıyor. Şimdi Üç Keşke. Üç keşke şöyle. Önce dünya ile ilgili bir keşke düşünür müsünüz? Dünyada keşke, dünya keşke ne diyebilirsiniz? Dünya insanların belli bir süre gelip misafir oldukları bir yer. Burada herkes ne kadar birbirleriyle iyi ilişkiler içerisinde olursa, mutlu olursa her şey güllük gülistanlık olur. Kinden, garezden, savaştan kimse mutlu olmamıştır. Evet. Dolayısıyla herkesle uyum içerisinde, barış içinde ve huzur içerisinde bir hayat geçirilmesi lazım dünyada. Evet. Ve insanlar, dinimiz ne der? Peygamberimiz, komşusu açken tok olan bizden değildir der. Dolayısıyla insanlara yardımcı olmak lazım. Sosyal faaliyetlerde faal olmak lazım. Gereken yardımları zekat gibi buna benzer şeyleri ifa etmek evet. Lazım. Peki Türkiye'ye gelelim. Türkiye'de keşke, yani Türkiye keşke ne derim? Şimdi Türkiye 1950'den itibaren Demokrat Parti'nin gelmesiyle bir serbest ekonomiye geçti. Bu bir takım badirelerden sonra 80'e kadar çalkalandı. Zor günler geçirdi. 80'den sonra gene liberal ekonomi içerisinde Turgut Özal'la başlayan, Kemal Devriş'le derlenip toparlanan bir yeni bir devre girdi. Ve ondan sonraki günlerde de
krizler gelmiş olmakla beraber birkaç işte 94 krizi, 98 krizi, 2002 krizi bir takım şeyler olmakla beraber çok gelişen, inkişaf eden ülkedir. Ama ülkelerde yıllar çok kısa zaman aralıklarıdır. Yani bir senede, beş senede bir şeyler olmaz. Düşünün, doğusu var, Orta Anadolu'su var, Karadeniz bölgesi var. Şimdi buradaki halk ve yaşam seviyelerinin bir Ankara, bir İstanbul seviyelerine gelmeleri öyle 10 senede, 20 senede olamıyor. Tabii. Belli bir uzun sürece oluyor. Bu süre içerisinde bir takım sancılar oluyor. Demokraside öyle, yaşamda da öyle, sosyal hareketlerde de öyle, kültürde de öyle. Yani bu kültürün Avrupa seviyesindeki bir kültür oluşması hızla gidiyor Türkiye ama o kadar çok aralık var ki böyle aylar, yıllar kafi gelmiyor, 10 seneler az geliyor. Evet. Dolayısıyla gidecek, bu çalkantıların hepsi bitecek. Türkiye gururla Avrupa Birliği içerisinde, Avrupa Birliği'ne de girecek. Avrupa Birliği'nin içerisinde de ekonomisi önde gelen ilk beşlerin içerisinde olacağı kanaatindeyim. Evet. Çünkü Türk insanı çok müteşebbistir. Gerek içeride gerek dışarıda. O kadar çok yatırımlar yapıyorlar, o kadar faaliyetler gösteriyorlar ki hiçbir ülkenin insanında bu kadar azim, bu kadar teşebbüs sahibi olma hasreti yok. Peki şimdi de kendinizle ilgili bir keşke. Kendinizle ilgili keşke. Allah'a şükür hayat boyunca çok fazla üzüleceğim, yapmasaydım diyeceğim pek bir şey olmadı desem olmadı. Tabii hayat illa hep belli bir açıda yükselmez. Krizler olur, duraksamalar olur, yanlışlar olur. Herkes gibi bizler de yapmışızdır. Ama netice itibariyle iyimser insanım. Beyimsizim. Yani şey olarak ümitliyim. Geleceğin iyi olacağından ümitliyim. Hiçbir zaman ümidimi kaybetmedim. Evet, evet. Hatta eski bir hatıram. Yugoslavya Cumhurbaşkanı'nın Tito'nun öldürülüp kapısının önüne tepesi aşağı, Allah saklasın dünyada bir daha vermesi öyle şeyleri, gömüldüğü seneler ben yatırım yapıyordum. Birileri dedi ki Türkiye dedi huzurlu ve güvenli bir yer değil. Niye yapıyorsun dedi. Dedim ki ben ülkeme güveniyorum. Dolayısıyla zaten ben çalışarak hayatını geçiren bir insanım. Komünizm de gelse burada zaten çalışacağım. Dolayısıyla gam değil, yola devam. Evet, evet. Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Asım Kibar'la birlikteyiz. Gençlerle tecrübelerini, birikimlerini ve zenginliklerini paylaşıyor. Şimdi soru yağmuru. Ben buna soru yağmuru diyorum çünkü size kısa kısa sorular hazırladım. Yağmur damlaları gibi o soruları size sormak istiyorum. Sizden de kısa kısa cevaplar istiyorum. Evet. İlk yağmur damlası sorum şöyle. Türkiye'de iş adamı olmanın zorlukları neler? Şimdi her şeyin zorluğu vardır. Tabii. Yani dünya güllük gülistanlık, her şey kolay değil. Nedir tabii en zorluklar önemli olacak. En önemli şimdi, zorluk. Şimdi iş adamı olduğunuz zaman tabii bir takım devlet daireleriyle ilişkileriniz tabii var. Oradaki insanların tutum ve davranışları, kimisi çok yardımcı oluyor, evet, kimisi bazı mesuliyetten korkuyor. Acaba bir mesuliyet gelir mi diye itidalle hareket ediyorlar. Tabii. Onların verdiği zorluklar var. Evet. Onun dışında hükümet yatırım yapılsın, ülkede işsizlik azalsın diye her türlü gayreti gösteriyor, teşvikleri veriyor. Evet, evet. Onurlu bir iştir. Evet. Beraber arkadaşlarla başarıya ulaşmak iyi bir şeydir. İnsanın rızkına vesile olmak iyi bir şeydir. Gurur evet verici, iş huzuru, vicdan huzuru getiren bir şeylerdir. Evet. İyi şeydir sanayici İyi olmak, iş adamı Peki, olmak. Peki, yabancı bir ortak sahibi olmanın zorlukları nelerdir? Yabancılarla ortaklık tabii kültür farklarıyla başlıyor ilk defa. Onların mantık ve mantalitesi, hadiseler karşısındaki tutum ve davranışları başka. Bizim alışkanlıklarımız başka. Dolayısıyla buralarda zorluklar oluyor. Tabii bunlar taşın taşa sürtünürken alıştığı gibi zaman içerisinde alışıyor artık yerli, yabancı, birçok yabancı ortaklarımız var her ülkeden.
Artık bu dişler biraz oturmuş durumda. En çok hangi ülke yabancısını sevdiniz? Hepsini seviyoruz. Hepsi saygılı insanlar. Zaten sevmesek işbirliği yapmayız. Ama kolay olmayan insanlar gayet tabii. Başka kültürler, onların algılamaları başka oluyor, düşünceleri başka oluyor. Şey, pabucu da kaptırmamak lazım. Dolayısıyla uyum içerisinde götürmek lazım. Peki Asım Kibar'ın hayatta en çok istediği şey nedir? Valla ben sevgiden başka bir şey istemiyorum. Yani etrafı... Sevilesiniz mi istiyorsunuz? Sizi gayet sevsinler. Ben sevgi vermek istiyorum ve sevilmek istiyorum. Evet. Yani sevgi vermezseniz sevilemezsiniz. Sevgi verdiğinizi nasıl gösteriyorsunuz? Nasıl ifade ediyorsunuz? Onları mutlu ederek. Evet. Arkadaşa güven vererek, eşe dosta hürmet ederek, saygı duyarak, beraber çalıştığımız insanlara güven vererek, onlarla iyi ilişki kurarak, dostlarla iyi ilişki kurarak, herkesle güven ve sevgi. Evet. Peki, burası Türkiye, burada her şey olur sözü için ne diyorsunuz? Şimdi bakın, bunu şöyle düşünmek lazım. Bir çuval pirinç alıyorsunuz. İçerisinden bir iki tane taş çıkmış. Bu tabiatıdır bu işin. Evet. Yani dünya cennet değil. Olacak bazı zorluklar. Ama bunları biz yürüyeceğiz. Eğer moralimizi bozarsak, işte devamı direnmeye, direnci bırakırsak o zaman pes ederiz. O yol değil. Zorluklar da yere yere gideceğiz. Evet. Bu ülkemizdir. Peki bal tutan parmağını yalar derler. Sizce balı tutan parmağını yalamalı mı? Şimdi bu şu manada mütalaa edersek, bir iş görüyorsunuz, siz para kazanıyorsunuz. Sizle beraber olanlar da mutlu olması lazım. Bu ayrı, bir de bal tutan parmağını yalar derken gayri ahlaki menfaat temin etmek tarafı o yanlış yani bir şeydir. Yani başkasının balını tutarken size yani emanet edilmiş. Hakkı olmayan bir şeye sahibi olmak isteyen o ayrı bir şey olur. Yani bal tutan parmağını yalar derken, bu şekilde birinci sınıfta, yani sen kazanırken seninle beraber olanlar da mutluysa, o manada atfedilirse güzel bir şey. Evet. Yok, hakkın olmadan eline bir şey gelmiş, alt cebine koy hikayesi ise o yanlış tabii. Peki, Türkiye'de sizce en önemli etik ve ahlak sorunu nedir? En önemli ahlak sorunu Türkiye'de şu anda yaşanan. Şimdi yalanı söyleyenler çok olabiliyor. Söze güven olmuyor mu? Söze o zaman güven olmuyor. Şimdi derler ki belli yaşa gelen Anadolu'da ve İstanbul'da bazı insanlar işte belli yaşa geldi artık eline eteğini çekti. Tartıdan kaçıyor, söz vermekten kaçıyor, işte örnek olmaktan kaçıyor, işte teraziden kaçıyor yani ölçüden kaçıyor diye. Halbuki o insanlar örnek olmalı. Sözleriyle, sebatlarıyla, tartılarıyla, ölçüleriyle doğruluğu göstermeli. Eğer bir adam iş yapmıyorsa onun zaten hata yapma şansı yok. Dolayısıyla hani işten çekildi, ahiretlik oldu. O zaman ne oluyor? Tabii hata yapmıyor. Çünkü tartıyı doğru yapması lazım, sözünü doğru yapması lazım, müşteriyi aldatmaması lazım, etrafındaki insanlara güven vermesi lazım, onları aldatmaması lazım. Bu şekilde olursa hem dinen iyi bir insandır, hem ahlaken iyi bir insandır, memlekete de yarayışlı bir insandır. Evet, ayakta alkışlarım. Siz neyi ayakta alkışlayabilirsiniz? Çok kaliteli bir davranış yapan insanı, hareketleriyle, etik hareketleriyle mutlu olduğu bir insan alkışta, ayakta alkışlarım. Yani davranışları ve hareketleriyle etik olan, memleket ahlakına öncü olan bir davranış alkışlarım ayakta. Evet. Peki, Etik Değerler Merkezi Derneği Edmer'in kurucu başkanı Bülent Şenver'e bir öğüt vermeniz gerekse, Türkiye'de etik anlayışının geliştirilmesi için ne yapmasını istersiniz ondan? İnsanları gereksiz yere hırsla, neticelere ulaşma gayretinden vazgeçirip söz ve ahlakın önde geldiğini, etik hareketlerin daima kazanacağına
kendi yaşamınızdakinden örnek vererek o insanlara bu etik alışkanlıkları aşılamanızı isterim. İstersiniz. Peki, oğlunuz Ali Kibar'a, oğlum Ali, sakın ha diye başlayan bir cümleyi nasıl bitirirdiniz? Oğlum Ali, sakın ha. Şimdi ben oğlumla aşağı yukarı 70'li senelerden beri çalışırım. Sakın ha demeye gerek yok. Evet. Benim ne düşündüğümü, ne istediğimi oğlum gibi beraber çalıştığım arkadaşlar da işçim dahi bilir benim. Evet. Etik olmayan hareketleri kapıdan içeri sokmak istemeyiz biz. Evet, sakın ha dediğiniz sakın bu. Sakın ha'ya gerek yok. Gerek yok. Herkes bilir ki bu etiktir, bu ahlakidir. O şekilde hareket ederler. Peki sizde olan vasıfların hangileri Türk gençlerinde olsun istersiniz? Ne kadar iyi vasıflarım varsa hepsi. Daha fazlası onlarda olmasını isterim. Onları başarılı ve etik hareketleriyle görmek beni en mutlu eden şeylerden bir şeydir. Evet, evet. Ben iki kap yere bir kap yemeye uğraşıyorum. Dolayısıyla yemek, sefahat beni enteres etmez. Benim etrafımda gördüğüm insanların başarıları mutlu ve ahlaki etik evet. hareketler mutlu eder. Yani öyle bir cemiyet ki her taraf size güven veriyor. Her taraf sevgiyle bakıyor. Bu büyük bir ortamdır, bu evet. cennettir. Evet, evet. Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Asım Bey'le birlikteyiz. Gençlerle tecrübelerini, birikimlerini ve zenginliklerini paylaşıyor. Şimdi çubuk oyunumuz var. Oyunlarımız bitmiyor. Benim çubuk dediğim bu kutunun yine içine koyduğum ve üzerine güzel güzel sözler yazdığım tahta çubuklar var. Bakalım sizin şansınıza buradan bir çubuk seçin. Üstünü ben okuyayım ne yazmışım üstüne. O sözü birlikte bakalım. Burada şöyle yazıyor. Başarılı insan çözümün. Başarısız insan sorunun bir parçasıdır diyor. Bunu biraz konuşalım isterseniz. Başarılı gayet güzel insan bir şey çözümün. Hayatta başarılı olmak için evet. problemleri çözmek lazım. Bir dolaşmış yumağı çözerseniz ip elde edersiniz. Evet. Çözmezseniz onu daha zorlaştırırsanız deminki ikinci cümledeki gibi evet. problemin sebebi olursunuz. Başarısız insan, başarılı olan çözümün, başarısız olan da sorunun parçası. İşte sorun düğüm haline geliyor. Evet. Dolayısıyla çözmek başarınız ana şey faktörüdür. Evet. Israrla nedenleri araştırarak çöze çöze gidilir hayat. Bir tane de sizin yerinize ben çekeyim mi şansınıza? Tabii bakalım. Buyurun. Bir tane de ben size çektim. Onda da diyor ki, hayat... Bisiklete binmeye benzer. Hayat bisiklete binmeye benzer. Pedalı çevirdikçe düşmezsiniz. Doğru. 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 Şimdi normal hayat da böyle. Hayatın gereği olan eforu göstermek lazım. Eğer bir sanayi işletiyorsanız, bir ticarethane işletiyorsanız, onun gereklerini yapmazsanız, evet. müşteri geldiği zaman mala yok derseniz, müşteri talep ettiği zaman o malı imal edemezseniz, yani bisikletin pedalını çeviremezseniz düşersiniz. Yürüyüşe ayak uydurmak lazım ve o işletmenin, o ticarethanenin fonksiyonlarını icra edebilmek için onu filtber olarak beslemek lazım. Evet. Makineleri çalışıp üretimi yapması lazım. Malını bulundurup servisi yapması lazım. Nasıl ki bir gidiyorsunuz bir ATM'ye de alışveriş ediyorsunuz. Orada çeşitli olmazsa, mallar olmazsa tabii. ne olacak? 4 gün sonra orası malsızlıktan kapanacak, müşterisinden kapanacak. Dolayısıyla işin gereği neyse onu yapacaksınız. Bisikletin de ana felsefesi. Pedalı çevirmek suretiyle malzemeyi temin etmek. Balansı. Evet. Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Asım Kibar'la birlikteyiz. Gençlerle tecrübelerini, birikimlerini ve zenginliklerini paylaşıyor. Şimdi siz olsaydınız ne yapardınız? Asım Bey ben size hayali,
kendi kafamdan yazdığım bir etik vaka yazdım. Evet. Bu kafamdan yazdığım hayali bir şey. Onu size okuyacağım, sonra soracağım. Bu durumda siz olsaydınız siz ne yapardınız evet. diye. Kemal Bey bir fabrikatördür. Hayır işleri yapmasını çok sever. Çocuk okutur, okul yaptırır. Kemal Bey'in genel müdürü Ahmet Bey, devlete ait bir şirketi özelleştirme kapsamında satın almak için çalışmalar yapmaktadır. Bu kamu şirketini satın almak onlar için çok önemlidir. Çünkü satın aldıkları takdirde piyasanın bir numarası olacaklardır ve mali sorunları bitecektir. Ahmet Bey bir gün patronundan randevu ister, size bir şey sormak istiyorum der. Kemal Bey gel görüşelim der ve görüşme başlar. Der ki genel müdür, efendim biliyorsunuz bu şirketi alırsak mali durumumuz düzelecek. Ama der ancak bu şirketi alabilmek için bakanlık bizden bir şey istiyor. Kemal Bey merak eder. Ne istiyor der, bir şartları var bakanlığın. Neymiş o şartlar? Efendim biz bunu eğer bu şirketi almak istiyorsak bakanlığın belirleyeceği ve daha sonra bize söyleyeceği bir meblağda ve bir yere bir hayır işi yapmamızı bizden talep ediyorlar der. Ne yapalım bu durumda diye sorar. Sayın Asım Kibar, patron Kemal Bey'in yerinde siz olsanız böyle bir durumda ne yapardınız? Şimdi bu bir nevi rüşvet karşılığı bir satır alma imajı veriyor. Hayır işi ama diyorlar. Hayır olması mühim değil. Onun nasıl hayır olacağı o ayrı mesele. Dolayısıyla doğru bilinen yoldan doğru yürümek lazım. Yani kabul etik etme mi hayır, derdiniz? Hayır, hiç yok. Öyle bir şey yok. Yani işine bakacaksın. Yani hayır işi yaparsan ben bilirim ne yapacağımı. Gayet tabii. Yani o hayır namı altında başka bir düşüncedir. Başka bir maksat olabilir. O işler düşünce hudutlarımızın dışında. Yani oradan gelecek paranın hayrı yoktur yok. Dersiniz. Yok değil ama yani, öyle bir talebimiz olmaz. İstemez. Öyle yani moralini normal bozma, olmayan, evet. normal ve etik olmayan işler şey dışı, çember dışı. Çember dışı kaldı. Evet. Evet. Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Asım Bey'le birlikteyiz. Şimdi kendisiyle bir kelime, bir cümle oyunu oynayacağız. Bu oyunumuzla bizim oyunlarımızı bitiriyorum. Size epey yordum biliyorum ama soracağım şöyle bir şey olacak. Size bazı kelimeler gelmeden önce yazdım. Dedim ki ben bu kelimeyi size söyleyeyim. O kelimenin size aklınıza getirdiği herhangi birkaç cümleyi dedim bizimle paylaşır mısınız? Şimdi bu yazdığım kelimelerin herhangi bir önem sırası yok. Aklıma geldiği şekilde yazdım. Sayın Asım Kibar benimle bir kelime, bir cümle oyununu oynamaya hazır mısınız? Hazırız. Hazır. Kelime hoşgörü. Cümle. Bakın Bülent Bey, muhtelif zamanlarda sevgiden, hürmetten, saygıdan bahsettim. Siz etrafınıza hoşgörülü olmazsanız her şeyi düşüncelerinize göre ayar edemezsiniz. Otomobilde gidiyorsunuz. İşte korna çalan vardır, sağdan sola geçen vardır. Bunlara hoşgörülü yapmazsanız hangi birine müdahale edip de kendi isteğinize göre yönetebilirsiniz ki? Evet. Hoşgörü şart. Evet. Huzur için hoşgörüsü. Kelime aşk. Cümle. Aşk. Ben bunu sevgi, güven olarak mütalaa ederim. Ailede ve her şeyde, işe aşk, ailede aşk, sevgi ve güvenle emek vererek oluşturulan bir şey. Kelime zenginlik. Cümle. Zenginlik, bakınız, milyarları olan insanlar açtır. Gönlü doymamıştır. Gönül zenginliği mühimdir. Ne demek gönül zenginliği? Gönül zenginliği mevcut imkanlarla iktifa etmek, mutlu olmak. Evet. Allah'a şükür mü demek? Gayet tabii. Allah'a şükür. Yoksa bütün dünya sizin olsa daha istersiniz. Evet. O bir hırstır. Yani kanaatsizliktir. Evet. Kelime mutluluk. Cümle. Mutluluk insanın mutlu olması için kendinin güvenilir ve sevgi dağıtan bir insan olması lazım. Bunun karşılığı da
o sevgi ve saygıyı etraftan görmesi lazım. Böyle olduğu zaman mutlu olursunuz. Evet, kelime itibar. İtibar, cümle. İtibar çok enteresan bir şeydir. Ben size eski bir hatıramı anlatacağım. Buyurun. Galvez fabrikasını kurduğumuz zaman Avrupa'ya mal almak için gittik. Oğlum Ali ile beraber. Çok alışveriş ettiğimiz, her hafta veya iki haftada bir, bir gemi, iki gemi mal aldığımız bir firma, kredili. Ondan mal istedik. Adam dedi ki, Türkiye'de çok alacağımız var dedi. Herkes dedi parayı Merkez Bankası'na yatırdı ama paralar transfer olmadı. Dolayısıyla Türkiye'yle iş yapmıyoruz dedi. Biz de bir miktar para verip bir miktar mal almak istiyorduk. Dedik ki, ama dedik bizim klasörü getirin hesabımızı. Bizim size borcumuz yok dedik. Çünkü paralar Merkez Bankası'nda çok beklemeye başladığı zaman hükümet bir şey açmıştı. Bankalar kendi kaynaklarından transfer yapabilirler demişlerdi. Biz de o zaman %5-10 bir prim ödeyerek bankalarda borcumuzu ödemiştik. Evet. Getirdi adam. Baktı ki borç yok. Biz ödemişiz. Evet. Veriyoruz dediler. Ve o sayede lisansların da çok kıta olduğu ve malın da transferleri olmadığı yerde o sayede binlerce ton mal akmaya başladı. Evet, evet. Kelime para, cümle. Para sizin şerefli, onurlu ve etik huzurunuz, etik şekilde ki huzurunuza yardımcı oluyorsa bir ifadesi vardı. Değilse paranın bir şeysi, paranın ehemmiyeti yok. Paranın ne önemi var? Mühim olan insanlık demiş sanatçı. Evet, doğru söylemiş. Doğru söylemiş. Evet, peki kelime Kayseri, cümle. Kayseri, Orta Anadolu'da bir takım göçlerin merkezinde oluşmuş bir yaşam şehri. Çok özellikler olan bir memlekettir. Orada çalışmak, çalışmak ve çalışarak alın teriyle yükselmek vardır. Dolayısıyla Kayseri'de çocuklar 6 yaşında, 5 yaşında başlarlar sokakta öteberi satmaya. Öyle öyle kademe kademe giderler ve ticaretin içinde olurlar. Sanayici olarak, ticaretçi olarak temayüz etmiş bir şeyleri vardır ülkemizde. Başarılarına devamını dilerim. İyi bir şehirdir. Memlekete faydası olan bir şehirdir, bölgedir. Kelime kitap, cümle. Kitap gayet tabii bilgilerin aktarıldığı bir vasıtadır kitap. Bunları alaka duyduğu şekillerde ve mesleğin gerektiği şekilleri okumak lazım. Devamlı gelişmek lazım. Hiç kimse bugün şu seviyeye gelmiş bir insan belli bir müddet sonra olması icap eden seviyeye göre geri kalmış oluyor. Evet. Dolayısıyla hayatla beraber okuyarak kendini geliştirmek, ilerletmek lazım. Kelime Kibar Holding, cümle. Kibar Holding, Allah'a şükür bugün 20'den fazla şirketiyle beraber, birçok ondan fazla üretim tesisleriyle beraber memlekete hizmet etmekte olan ve etmek arzusunda olan, yeni teşebbüslere de açık olan bir kuruluştur. Çok şükür ki vergilerini veriyor, mutlu insanlarla beraber çalışıyor, yeni teknolojiyi Türkiye'ye getiriyor. Bir zamanlar hatırlarım, otomobilin sıkıntılı bir zamanında bir dost dedi ki, otomobil işi nasıl gidiyor dedi bana. Dedim ki, otomobil işinin iyi gitmediği belli, herkes biliyor. Hyundai getiriyorsunuz. Hyundai. Evet. Bunu herkes biliyor dedim. Evet. Ama dedim, varlığı olan insan okul yapar, hastane yapar, memlekete hayır yapar. Ben de dedim, hayır yapmakla beraber 10 bin kilometre ileriden 100 milyonlarca doları getirttirdim. Ben de burada koydum. Bir fabrika yaptırdık. Burada 1500-2000 kişi çalışıyor. Türkiye'ye teknoloji geldi. İlerleme geldi. Ekmek geldi. Her şeyle geldi. Bunun gururu yeter. Evet. İlla her sene para kazanmak şart değil. Evet. Peki kelime Ali Kibar, cümle. Ali çalışkan, özverili bir çocuktur. Gayretiyle her gün
normal üzerinde bir efor sarf ediyor. Gayet herkesle iyi ilişkileri var. Herkesin sevgi ve saygı ve güvenine sahip bir çocuktur. Ben ona da gurur duyuyorum. Kelime Asım Kibar cümle. Bu memleketin ekmekleri ve imkanlarıyla, kıt imkanlarıyla 39'lu 40'lı yılların hatta imkanlarıyla yetişmiş olduğumu düşünerek bu memlekete vefa borcum var, hizmet borcum var. Bunu yapmaya uğraşıyorum. Belli yaptım inşallah. Daha da kısmet olursa onları da yapmak isterim. Amin. Allah uzun ömürler versin diyorum. Bütün gençler adına size ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Gençlerle tecrübelerinizi paylaştınız. Keşke hepimiz sizin gibi olabilsek. Daha iyi olursunuz inşallah. Daha iyi olursunuz. Teşekkür ediyorum. Bülent Şenver'in odasında konuğum Sayın Asım Kibar'la birlikteydik. Gençlerle tecrübelerini, birikimlerini ve zenginliklerini paylaştı. Unutmayın, gençler bizim her şeyimiz, en değerli hazinemiz. Gençlerimize sahip çıkalım. Bir başka programda birlikte olmak dileğiyle tecrübeleriniz ve birikimleriniz toprak olmasın. Hoşça kalın.